Burada giden seralarımız, esnafımızın malzemeleri bizim milli servetimiz. Orada domateslerin, patlıcanların, bütün ürünlerin nasıl gittiğini gördük. Oradaki maliyetler 10 bin lirayla kurtarılacak bir maliyetler değil. Onun için en hızlı şekilde bütün vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. Ve bütün arkadaşlarımızla beraber takipçisi olacağız. Bunu durmadan dile getireceğiz. Bu unutulacak bir konu haline gelmemesi gerekiyor. Sayın Başkanım, Muharrem Bey Antalya ziyaretinde ittifak görüşmelerinin olduğunu, genel başkanlık düzeyinde görüşmeler yaptığını söylemişti kendisi. Şu anda bu görüşmelerle ilgili Memleket Partisi hangi aşamada? Genel başkanımız genel başkanlarla görüşüyor, doğrudur. Ama daha bir mutabakat metni bölümüne daha geçilmedi. Böyle bir proje olduğunda, mutabakat sağlandığında genel başkanımız mutlaka bununla ilgili bir açıklama bütün basın önünde yapacaktır genel başkanımız. Evet. Tabii bir sorum daha olacak size. Memleket Partisi'nin Antalya düzeyindeki örgütlenme faaliyetlerini Ankara'dan bakınca nasıl görüyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Antalya'dan memnun musunuz? Biz Antalya'dan örgüt anlamında bütün ilçe başkanlarımız, il başkanlarımızdan gayet mutluyuz. Büyütmeye çalışıyoruz. Bugün de işte Tepez'de bir açılış yapacağız. Geçen hafta Konya altında bir açılış yaptı arkadaşlarımız. En kısa sürede Döşeme altını da arkadaşlarımız tamamlayıp açılışını yapacaklar. Genel başkanımız ve bizim için en önemli illerden başlarına gelen bir yer Antalya. Genel başkanımıza sevgisini de biliyoruz Antalya'daki vatandaşlarımızın. Onun için Antalya'dan gayet mutluyuz. Evet. Allah razı olsun ondan. Dürüst insandır. Dırt 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 konuşan bir insandır. Mantıklı konuşan insandır. Artık şu anda şu siyasette öyle insanlar kalmadı. Genelde şu andaki siyasetçiler hep belden aşağı çalışıyorlar. Eskiye baktığımız zaman eski siyasetçiler gayet kibar, gayet güzel konuşan insanlardı. Şimdi bakıyorum gerek CHP lideri, gerek AK Parti lideri belden aşağı başka bir şey hiç anlatmıyorlar. Yani halkın kırdılar. Meclisinin seviyesi düştü. Evet, evet. Ben katılıyoruz. Ama Muharrem Başkanımız hem eleştiriyor, hem yönlendirir, hem dört dörtlük konuşan bir insan. Siyasete mizaha da getiriyor. Evet, evet, evet. Ondan dolayı ben ona hayranım. Ben onun için katıldım zaten. Çok teşekkür ederim. Hatta partinin ilk kurulduğu günden beri de arkadaşımla birlikte üye olduk. Mücadele her zaman var istedik. O şekilde inşallah başarılı olacağız. 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 Antalya'da zaten başarılı olacağız. Evet. Kesin. Özellikle bakmayacağız. Biz kendi dışarıda gördüğümüz algıyla siyaset yapacağız. Evet. Biz anketi sokakta yapıyoruz. Bir de bunu sandıkta göreceğiz. O zaman o anketçilere bakacağız. Bir diğer hususta başkanım mutlaka insanların ayağına gitmemiz lazım. Onların duygularını da konuşmak lazım. Duygusal olarak yanaşmak lazım. Yani bu iş gönül işi olması lazım. Yani insanlar ancak böyle kazanırız. Yani biz duygusallığın dün tavanını yaşadık. Aynen. Meclisimizde, evet. Parti meclisinde. Onların hal hatırını soracağız, konuşacağız. Gerekirse dayak yiyeceğiz. Belki söverler, belki sayar. Hiç önemli değil. Biz herkese gideceğiz. Bunun partisi, cartısı yok. Biz Memleket Partisi olarak herkese gideceğiz. Hangi partiden olursa olsun millet. Hepsine gideceğiz. Emeğinize sağlık. Memleket. Aynen.